Sergen Hoca gerçekten 13 kişiyle şampiyon oldu. Babadan ola geçer, şundan dolayı geçer. Metin Tokat'ın elinde Serdar Tatlı ile alakalı olan bir ses kaydı olduğu iddia ediliyor. Bir hedef gösterildik, öyle söyleyeyim. Yani tam bir seçim malzemesi haline getirildik. Ben de Türkiye Futbol Federasyonu'nu löv edelim. Birisi merkez başkanı olacak olsa ben acımı uzun derim de. Isınmada bana karşı tepki gösteriyorlardı. Hadi hakem göremedi o anda ama vardaki hakem nasıl göremez? Nihat Özdemir, siz zannediyor musunuz seve seve başkanlık yapıyor? Ama bunun adı da Vitor Pereira değil. Legend Futbol'dan bir kez daha merhaba. Bugün iki tane önemli konuğumuz var. Birinci konuğumuz bir hanımefendi. Hoş geldin Burcu. Burcu Ataş. Hakemlerimizden, hakem dünyasının çok içinden bir isim. Çok da dolu bilgilerle bizim karşımıza çıkacak. Bu Merkez Hakem Komitesi'nde bir değişim olacak yakında. Daha resmi istifa kabul edilmedi ama neler olur, neler bitiyor. Bunu konuşacağız Burcu Hanım'la. Bir kadın hakemden bunları dinlemek belki size garip gelecek ama biz yayın öncesi biraz konuştuğumuzda çok değişik bilgileri var kendisinin. Fakat Burcu Hanım'dan bir 15 dakika müsaade isteyeceğiz. Telefonda bir konuğumuz var. Onu bekletmek istemiyorum. Yanılmıyorsam 92'li 93'lü yıllarda Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ön liberosu, stoperi, savunmasının bel kemiği isimlerden biri İstikrar abidesiydi. Uzun yıllar Fenerbahçe'de oynadı. Sevgili Kemalettin Şentürk. Bunu eski futbol severler belki yeni nesil isim olarak bilir ama ben onu izlemiş biri olarak zamanında Kemalettin varsa savunmada hırs vardır denirdi. Çok sinirli de bir yapısı vardı maç içinde. Çok kızardı hataya ama bu tribünlere bir ayrı bir keyif zevki verirdi. Kemalettin Hoca, yanılıyor muyum tanımlarımda? Çok doğru söylüyorsun hocam. Hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ederim. Sen de zaten bizimleydin o dönemler. Evet. 93-2000. Yani tam olarak tarihi vermek gerekirse 93-2000 yılları arasındaydı. Nasıl yıllardı hatırladığında, şimdi nasıl geliyor hafızanlar, nasıl canlanıyor o günler? Şimdi Fenerbahçe zirve olduğu için benim için de futbolculuk kariyerimdeki en zirve noktaydı zaten ve amaçladığım bir noktaydı. Amaca ulaşmak, daha doğrusu o amaca ulaşmanın keyfi, gururu halen gene yaşanmakta, öyle söyleyeyim Deniz Hocam. Onun haricinde Fenerbahçe formasını giymek zaten ve o formaya layık olabilmek apayrı bir amaçtı. Kendi yeteneklerimle, kendi aslında duruşumla onu da başardığımı düşünüyorum şu anda en azından. Yok, onu o dönemlerde bunu fazlasıyla başarıyordun. Seni izlemek hakikaten keyifliydi. Güzel yıllardı ve her şeyden önce istikrarlı yıllardı. Yani şimdi bugün biraz sıksam kendime o günün 11'ini, 88-89 dönemlerin 11'ini sayarım. Fakat şu an Fenerbahçe'de konuşulan bir konu var. Mesela geçtiğimiz günlerde Murat Ağaç'ın programında yine kanalımızda bir şey konuşuldu. Fenerbahçe'nin mesela bir maçta forvet üçlüsü, ileride oynayan üçlüsü bir türlü birbirini tutmuyor. Sürekli kadro değişiyor. Bu hafta kim oynayacak? Ama sizin zamanınızda sakat olmadığı sürece Kemalettin oynardı. İşte kim varsa görevde onların hepsi oynardı. Fenerbahçe'de ilk sorum öyle olsun. Neden bu kadro istikrarını yakalayamıyor sana göre? Şimdi yani kadro istikrarı dendiği zaman öncelikle yani teknik direktörün oyun anlayışı, futbola bakışı, takımı değerlendirişi diye kısaca söyleyebilirim size. Yani bunun sebebi tamamıyla teknik direktör değerlendirmesi olarak düşünüyorum ben. Çünkü aslında şöyle, her maçın hikayesi farklı olur derler ama yani sonuçta bu istikrarı yakalayabilmek için de belli oyuncu iskeletini, takım iskeletini bulmanız gerekiyor. Onu yakalamanız gerekiyor. Şimdi çok fazla uzağa gitmeye gerek kalmadan, hani bizim dönemimize gitmeden, geçen yıl Beşiktaş, şampiyon olan Beşiktaş takımına baktığınız zaman Sergen Hoca gerçekten 13 kişiyle şampiyon oldu. Şimdi 13 kişiyle şampiyon olan bir takımda, yani hem işte Ziraat Türkiye Kupası hem Türkiye Ligi, bu sene şimdi şampiyon oldukları için Şampiyonlar Ligi oynuyorlar. Yani oyuncuları dinlendirmek ya da hani oyuncuları dinlendirmek amacıyla takımı rotasyona sokmak farklı bir şeydir. Takım içerisindeki oyun iskeleti yakalamış bir takımın, takım oyuncuyu
dinlendirmek, işte en iyi müsabakaya ya da düşündüğü en iyi müsabakaya hazırlamak farklı bir şeydir. Şimdi bizim takımımızda gördüğümüz aslında sezon başı tamamıyla Vitor Pereira'nın kendi değerlendirmesi, öyle söyleyeyim. Yani öyle maç hikayesi, işte ona o şeyi yakalamak falan diye ben öyle değerlendirmiyorum, açık söyleyeyim. Çünkü 10 hafta olmuş, koskoca Fenerbahçe futbol takımında hala işte demin de senin söylediğin gibi Deniz Hocam, belli bir kadro statiğini yakalayamadan hani biz taraftar olarak sayamıyoruz. Takımda bu hafta bu oynayabilir veya bunlar kesin oyunculardır diye diyemiyoruz. Bu da senin söylediğin gibi yani istikrarsızlığı aslında oyuncu performansını da olumsuz anlamda etkilemeyi getiriyor sonucunda. Sevgili Kemalettin Şentürk, Osijek, İviç, Pereira ve Lazaroni yanılmıyorsam senin çalıştığın hocalar. Evet, doğru. Fenerbahçe'de çok iyi bilinen bir insansın. Sonra futbol bıraktıktan sonra altyapısında da görev aldın. Karakterini, nüvesini, her şeyini ezbere bilen bir adamsın. Bir futbolcusun. Fenerbahçe'ye hangi modelde bir teknik direktör sana göre daha uygun olandır? Mesela sen hangi ekolle daha rahat ettiğini hissettin? Şu anki Pereira'ya görüşün nasıl? Bakışın nasıl? Bu konuda biraz da görüşlerini almak isterim. Şimdi Fenerbahçe'ye aslında en faydalı olacak teknik direktör tamamıyla Fenerbahçe ile bütünleşmesi gereken, Fenerbahçe'yi iyi bilen birisinin olması gerekir. Bu ya bunun altını çizmek istiyorum. Bu yabancı veya yerli olur ama tabii bunu söylerken de yabancı teknik direktörleri biraz fazlasıyla elemiş oluyorum. O başka bir şey. Ancak şudur. Fenerbahçe'deki teknik direktör istikrarını da yakalaması gerekiyor kulübün. Ama bunun adı da Vitor Pereira değil. Onu da açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü şimdi biliyorsunuz 2018 seçimi oldu. Bu seçimde biz işte sizin söylediğiniz gibi altyapıda çalışıyorduk, scout biriminde çalışıyorduk. Aslında 2-3 işte birden çalışıyorduk ama bu süreçte bizim yaptığımız çalışmalarla alakalı daha sonra seçimde ve seçim sürecinde çok ciddi anlamda özellikle de taraftarımız açısından nasıl söyleyeyim, ciddi hedef gösterildik, öyle söyleyeyim. Yani tam bir seçim malzemesi haline getirildik. Ama o dönemde şu satıldı. Yani altyapının artı scout biriminin değiştirileceğini, çok daha iyi olacağı, ondan sonra işte dışarıdan bu anlamda destekleneceği gibi, yani demin söylediğim gibi insanların duymak istedikleri şeyler söylendi ve satıldı. Dolayısıyla da özellikle altyapı ve scout birimiyle alakalı söylenenlerden sonra bu yeni gelen başkan ve yönetim ciddi anlamda PR yaptı. Şimdi buradan yola çıkarsak, işte herkes klasik olarak altyapı falan filan diyor ama şimdi 100 yıllık Fenerbahçe spor kulübü gibi bir kulübü Avrupa'daki bir kulüple değerlendirdiğiniz zaman ne altyapısı böyle oluyor, ne yaptığı transferler, ne oyuncu seçimleri, ne oyuncu karakterleri, ki bu oyuncu seçimlerin içerisinde de vardır, ne de teknik direktör seçimleri böyledir. Yani orada hani teknik direktör geldiği zaman aslında sadece kendi işiyle uğraşır. Neden? Çünkü kulübün kendi yapısı bütün bu diğer saydığım, yani scout birimidir, altyapıdır, işte oyuncu seçimleridir, bütün bunları en iyi şekilde kulüp kendi adına yaptığı için Avrupa'da gelen teknik direktör sadece kendi takımıyla ve kendi işiyle, kendi işine odaklanır. Oysa Türkiye'de bir teknik direktör her şeyle uğraşır. Şimdi hele hele Fenerbahçe'de bir de bu kadar problemli bir taraftarın varsa, taraftarın demeyeyim aslında, problemli bir stadyum seyircin varsa, kırılgan bir yapı diyoruz biz orada daha çok. Yani bir kırılganlık var hep. Bu stadyum seyircisi aslında takımın en büyük problemi diye düşünüyorum ben. Şimdi bu oluşumda da
üzerindeki baskı otomatikman daha fazla artıyor. Şu anda Vitor Pereira'nın yaşadığı da bu. Ancak dediğim gibi kulüp bir kere kendi işini, kendi karar vermesi gereken, sistemini oturtması gereken pek çok durum var. Özellikle de bizim kulübümüzde. Ancak bunlar şimdiye kadar hiçbir şekilde halledilmediği için problemler üzerine koya koya her sene devam etmekte. Hele hele bir de üstüne başarısız sonuçlar geldikçe işte bugünkü durumlar yaşanmakta. Puan farkı olarak hiçbir şekilde üsttekilerden uzak değilsin ama hala işte oynadığın oyunda, oyuncu seçimlerinde, sistemsizliğinde, altyapında, işte scout biriminin de hepsi ciddi anlamda tartışma konusu oluyor ve masaya yatıyor. Bunları satarak başkan olmuş ve yönetime gelmiş insanlar 4 senede hiçbir şey yapmadığı zaman bir de zaten iyi sonuç alınması mümkün değil bütün bunları yapmadığın zaman bugün de gelinen nokta bu oluyor. Yapması gereken kısaca senin soruna kısaca vereceğim yanıt hocam. Önce kulüp kendi yapması ve kendi oluşturması gerektiği sistemi tamamıyla oluşturmalı, oturtmalı. Ondan sonra bunların içerisindeki bir birimdir de teknik direktör seçimi. Sen kendi işini yaptığın bu sistemleri ve bütün bunları doğru yaptığın süreçte onlara uygun teknik direktör zaten otomatikman devreye girecektir diye düşünüyorum. Ben kendi adıma yani bugün biraz Muhammed, Arda, Fatih gibi isimlerden Fenerbahçe'de gençlik adına umudumuz varsa sizin olduğunuz dönemin meyveleri olarak görüyorum bunları. Yani oradan o süreçten tam böyle bir şeyler geliyordu. Onu getiren yapı biraz göz ardı edildi. Senin de sözlerinden zaten buraya varıyorum. Yanılıyorsam düzelt beni. Ama bir kuşak gelebilirdi belki. İlk defa olacaktı uzun yıllar sonra. Ama nedense bir o yapı dediğin gibi bir zedelendi. Şu an altyapıda ne oluyor, ne bitiyor, ne gelecek? O tabii biraz soru işaretine dönüştü. Peki Kemalettin Hocam. Tribün dedin, o biraz ilgimi çekti. Sen futbol oynadığın dönemleri ben iyi hatırlıyorum. Hata yapardın, hata herkes yapabilir. Sana acayip tepki dolardı. Sana yani sen karşımda olduğu için seni söylüyorum ama evet, diğer oyunculara da olurdu. Evet. Fakat siz kulağınızı kapardınız, bir sonraki maçta görevinizi yapardınız. Hatta sen çok sinirlendin böyle takım arkadaşlarına kızardın mesela bir şeyde. 50-60 metre alırdın, topu giderdin, şut çekerdin. Yani o özgüveni hissediyordun. Tribünden çok etkilenmiyordun. Bugün ise sahadaki futbolcuların tribünden fazla etkilendiği kanısındayım. Katılır mısın? %100 doğru. Aslında o zaman ya o dönemlerde biz de etkileniyorduk. Etkilenmiyorduk değil Deniz Hocam. Hani biz de insandık. Şu andaki futbolcu da insan. Onların da hani kendi düşündükleri var, kendi durumları var. Kendi duygusallıkları var aslında. Yani etkilenmemek mümkün değil. Biz de etkileniyorduk. Onlar da daha çok etkileniyorlar şimdi. Bizim dönemimizdeki en büyük aslında şansımız diyeyim, bu sosyal medya ve bu tür platformlar yoktu. İnsanlar aslında birbirlerine direkt olarak bu şekilde ulaşamıyorlardı. Ulaşma imkanları yoktu. Ya da yazdıkları, söyledikleri hemen gelmiyordu bize. Şimdi yani bütün futbolcular da, bütün sporcular da, bütün herkes aslında hepimiz bu sosyal medyada tamamıyla her şeyi takip etmeye çalıştığımız için aktif olarak oradayız. Futbolcu da orada. Dolayısıyla kendi hakkında yazılanları, takım hakkında yazılanları otomatik olarak hemen görüyor. İşte bu da aslında psikolojik olarak olumsuz anlamda etkiliyor oyuncuları. Şimdi burada oyuncuların yapması gereken asıl konu, senin de söylediklerin içinde yatıyor. Yani ben ne söylerse söylesinler veya ne yaparlarsa yapsınlar tamamıyla kendi düşüncelerim doğrultusunda hareket ediyordum ki bu düşünce neydi? Aynı zamanda mecburiyetti de. Fenerbahçe'den ayrılamıyorduk. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyorduk. Dolayısıyla Fenerbahçe'de kalmak istediğimizden dolayı da biz her türlü şeye göğüs germe anlamında daha dirençliydik. Bu hem mental anlamda hem fiziksel anlamda da
kendimizi hazır etme mecburiyetinde olduğumuzun da bilincindeydik. Dolayısıyla yani ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Ya bunu yapmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Yani o şekilde ayakta kalmaya çalışıyordum. Yoksa aslında şu andaki ben ne kadar desem ki stadyumdaki seyirci hani profilinin daha aslında sert olduğunu falan bizim dönemimizdekine yaklaşamaz bile. Yani ben mesela pek çok karşılaşmaya çıkarken daha ısınmada bana karşı tepki gösteriyorlardı. Bu tamamıyla o dönemki spor yazarlarının, özellikle yazılı ve görsel basındaki spor yazarlarının insanları kışkırtmasıyla yapılıyordu. Ve insanlar da tamamıyla bir yani at gözlüğüyle gelip işte bu futbolcu hakkında bunu söyledi, doğruymuş diye direkt olarak o şekilde daha ısınmadayken büyük tepkilerle oynadığım pek çok karşılaşma oldu benim o statta. O yüzden hani şimdikiler daha dirençli ve daha konsantrasyonu yüksek. Özellikle de yani aidiyet duygusunu hissederlerse bence bunun da altından kalkarlar diye düşünüyorum. Dilerim öyle olur. Son olarak sana bir sorum daha var. Ondan sonra da seni daha fazla tutmayalım. Mevkisinde önemli isimlerden biriydin. Yani kritik bir isimdin ve mevkinin ismiydin. Milli takıma kadar gittin. Şimdi Fenerbahçe'de oynayan isimler var. Gustavo var herhalde senin oyun stiline yakın. Sosa var, Zayk var, zamanında Apia vardı. Ya sen futbolu bıraktıktan sonra bunların içerisinde evet bu da tam Fenerbahçe'nin adamıymış diyebileceğin kim vardı? En beğendiğin sana göre sen kendinle karşılaştırdığında özellikle bu kadroda kimi görüyorsun sana yakın veya senden iyi? Ya bu kadroda yani şu andaki mevcut durumda söylediğin Gustavo var ama şimdi sadece mevki olarak söyleyebilirim bunu. Yoksa hani biz ben de farklı özelliklere sahip bir oyuncuydum. Gustavo da bir kere Gustavo kadar teknik bir oyuncu değildim. Bunu zaten biliyorsunuz. Hani ama daha tempoluydum. Her iki ayağımı kullanıyordum. Ben skora etki eden aslında bir orta saha oyuncusuydum ki normalde öyle olması gerekiyor. Bize de öyle öğretildi. Yani skora etki eden derken yani mutlaka ceza sahasına girer, kafa vurur, kafa golleri atar. Yani en sıkışık durumda olabildiğince sorumluluk almaya çalışan bir oyuncuydum. Ancak bugün deminki söylediğimiz sebeplerden dolayı özellikle futbolcular üzerindeki bu baskıyı hem kendileri oluşturuyor aslında hem de dışarıdaki etkenler ön plana çıkıyor. Yani bunlardan uzak ve konsantrasyonu yüksek dediğim gibi aidiyet duygusuna daha fazla sarılırlarsa o zaman pek çok şeyin hakkından da geliyorlar. Bu şu andaki mevcut aslında futbol takımımızda da pek çoğunun böyle olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar pek çoğu yani bunu da aslında burada söylemekte hiçbir sakınca görmüyorum. Pek çoğunun aslında Fenerbahçe futbolcusu olmadığını düşünürsek bile yani onların da yine pek çok şekilde katkı vereceklerini düşünüyorum ben. Benim özelliklerim çok daha farklıydı dediğim gibi ama şu andaki mevcut sistemde, mevcut düzende de aslında saha içerisinde oynamıyorduk biz. Bizim sistemimiz de farklıydı. O yüzden hani çok net bir yorum yapamayacağım söylediklerine Deniz Hocam ama dediğim gibi yani çok farklı bir sistemde, çok farklı özelliklerle oynayan bir takımdık, oynayan bir oyuncuydum. Ve ben aidiyet duygusunu son derece sahiplenmiş ve hani buna da cevap vermeye çalışan bir futbolcu olmaya çalışıyordum saha içerisinde. Biz de o yıllarda gösterdiğin aidiyet duygusuyla bağlantılı olarak yaşattığın güzel yıllar için sana bir kez daha teşekkür ederiz Kemalettin. Ben kendi adıma en azından. İyi ki vardınız, iyi ki güzel yıllar yaşattınız. Yenilerini de yaşarız. Rize'desin. İstanbul'a geldiğinde seni burada stüdyomuzda da bir kere ağırlama sözü alalım. Vaktini de çok fazla çalmayalım. Çok teşekkür ederiz bağlandığın için, güzel sözlerin için, yorumların için. En kısa sürede görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun olurum. Herkese çok çok selamlar, iyi yayınlar. Sağ olasın. Evet, Burcu Ataş.
stüdyomuza geldin, bizi onurlandırdın ama biz seni biraz beklettik. Kusurumuza bakma. Estağfurullah, olur mu? Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Kaç senelik hakemsin? 20. 2001'de başladım. 2001'de. 20 senelik hakemsin. O zaman 20 senelik deneyimine istinaden tek soruyu da sorayım. Ne oluyor Merkez Hakem Komitesi'nde? Deprem oldu. Deprem oldu. Altında da kaldılar gördüğümüz üzere maalesef ki. Bunun altından kim nasıl çıkacak hakikaten bilmiyorum. Çünkü çok farklı iddialar da söz konusu. İşte Metin Tokat istifa ediyor. Aradan bir zaman geçiyor. Sonra Serdar Tatlı istifa ediyor. Bununla alakalı çok enteresan söylemler de mevcut. Serdar Tatlı niye istifa etti? Şöyle bir iddia var kulislerde konuşulan. Her ne kadar hani üst kategorilerde olmasam da dernek yapısı ve hakem camiasında verdiğim emekler doğrultusunda birçok yerde iletişimlerim mevcut. Ona istinaden söylüyorum bunu. Yaşanılan bu olaylardan dolayı hakem performanslarının berbat ötesi olmasından kaynaklı Metin Tokat'a ceza kesilmesi söz konusuydu. Ve bütün gündemde de, bütün camialarda da Metin Tokat üzerine kalacaktı olay. Ve bu konuyla alakalı Metin Tokat'ın elinde Serdar Tatlı ile alakalı olan bir ses kaydı olduğu iddia ediliyor. Buna istinaden de Serdar Tatlı'nın bir istifası söz konusu. O yüzden de zaten çözülemeyen bir konu var ki federasyon şu anda hala istifayı kabul edip etmediğini hala da açıklamadı. 6 gün geçti. Evet, o da enteresan. Yani istifa, benim bildiğim tek taraflı da istifa ediyorsun etmişindir de bir açıklamamadı. Peki bu dedikodu çarkları içerisinde diyelim hani ses kaydının içeriğiyle ilgili bir şey konuşuluyor mu? Yok, o pek söylense de onu şu anda burada söyleyebileceğim şeyler değil açıkçası. Tamam, peki Serdar Tatlı istifa etti. Bunu bazı kesimler kendi gönül verdikleri kulübün başarısı olarak gördüler. Başta mesela Ali Koç çıktı, bir şeyler söyledi. Üstüne hemen Serdar Tatlı istifa etti. Peki Serdar Tatlı'dan veya hakemlerden bir kulübün isteği de olsun da vazgeçmek kolay mı? Şöyle hatırlatayım size. Çok basit. Hemen iki tane örnek vereceğim. Bir, 2017 senesinde Çağatay Şahan ve ekibi 4,5 saat boyunca Trabzonspor tesislerinde maç sonrasında alıkonulduğunda bununla alakalı ne yapıldı hatırlıyor musunuz? Merkeze bir şey yaptı mı? Yok. Türkiye Futbol Federasyonu hakem ve gözlemci de denliğe bir şey yaptı mı? Abdurrahman Aracı zaten başkandı. Ve olayla alakalı çok enteresan bir şey var ki sadece bir kişi bu konuyu dava etti. O da yardımcı hakem Adi Sinem. Bakıyorsunuz bu bir örnek. İkinci örnek, Çağatay Şahan var mı artık? Yok. Bildiğim kadarıyla yok. İkinci örnek en büyük örnektir ki iyi niyetine ve insanlığına ve adamlığına sonuna kadar kefil oldum. Deniz Ateş Bitner olayı vardır. Çocuğa amatör maç veremediler. O olaylardan sonra eşinin aldığı tehditler, kendisinin aldığı tehditler, çocuğun okulun basılması vesairesini geçiyorum. Bir tane amatör müsabaka veriliyor İstanbul'da. O döneminde İYAKİ'ye başkanı Aydın Kankaş bir gün öncesinde arıyor gece, Deniz diyor kusura bakma, bu maçı senden almak zorundayım. Neden? Nedeni yok. Alt tarafa amatör maç veremiyorsunuz. O yüzden bu Türkiye'de maalesef ki kulüplerin gücü doğrultusunda her şey yapılabilir. Ve zaten şey çok saçma. Merkez Hakem Kurulu atanacak şu anda mesela muhtemelen gündemde konuşulan ve neden futbolcularla alakalı ya da kulüplerle alakalı bir kulüpler birliğinden neden bir önerge ya da bir fikir alınması isteniyor? Talep istenmiyor. Ya sonuçta kim yönetecek? Yani siz yöneticinizi seçiyorsunuz ama yöneticileriniz hepsi farklı renkte. Bu doğrultuda da baktığınızda hangisinin düdüğü daha çok ötüyorsa onun dediği oluyor. Yani evet, Ali Koç şu anda üzerine durdu bu konunun. Metin Tokat istifası geldi. Baktığınızda da bu sefer Ali Koç şöyle bir gündem yarattı. Ben ne istersem o olur gibi bir olay oldu. Evet, iş oraya vardı ama şimdi bir Galatasaraylı'ya, bir Beşiktaşlı'ya sorsa onlar da hakemden memnun değil. Kimse hakemden memnun değil. Ben de değilim. Ama ben mesela şöyle bir düşüncem var. Mesela Türk hakemlerinin ben kötü olduğunu düşünüyorum. Çok kötüler. Çok kötüler. Peki bu aynı hakemlerden Avrupa'ya gidenler aynı performansı göstermiyorlar. Çünkü Avrupa'da durum çok farklı. Şöyle evet, anlatayım. Örnek vereyim. 2012 ya da 2013 Avrupa Şampiyonası Cüneyt Çakır ve ekibinin ilk yarı final müsabakasıydı. Donetsk'te misafir olarak gittim. Maçı direkt zaten canlı gözlerle izledim. Muhteşemdi. Muhteşem bir performans.
Çok enteresan bir şey var ki biz o maçtan sonra maçı gözlemcisi ve hakem ekibiyle beraber oturduk, yemek yedik. Siz şu anda herhangi bir hakemin gözlemciyle oturup yemek yiyebileceğini düşünüyor musunuz Türkiye'de? Biz hakemler ortada gözüktüğünü bilmiyoruz ki, yani gözükmüyorlardı artık. Yani tamamen kapalı kutu gibi yaşıyorlar. Ondan dolayı da Avrupa'da durum çünkü çok rahat. Kimse size şey yapmıyor gelip de. Ya şu maçı yönet işte, yani şimdi biz bu maça çıkarız ama işte Cengiz Başkan var atıyorum. MHK Başkan arıyor, diyor ki bana maçı verirken, ya Burcu diyor, aman diyor, Cengiz'le beni uğraştırma diyor. Başka bir şey söylemesine gerek yok ki. Daha başka bir şey söylesin bize. Hakem bu mantıkla maça çıkıyor. Peki yani Türkiye'de hakemler hiçbir şekilde rahat değiller. Değiller, asla değiller. Çünkü şöyle bir şey daha var. Klasmanlar dönemine gelip de baktığınızda tek tek inceleyelim. Şu özellikle son 7-8 seneyi alalım mesela. Bütün klasman yükselmelerinde kesinlikle araya milletvekili giriyor. İşte il temsilcileri, başkanları giriyor. O giriyor, bu giriyor. Ve bunlardan dolayı klasman yapıyorlar. Benim anlayamadığım da şöyle bir şey var. Ben bir şirketin yöneticisi olsam, şirket mantığında düşünüyorum. Kendime çalışacak ve beni daha ileriye götürecek personellerle çalışırım. Ben onun bunun bana verdiği direktifler doğrultusunda torpil kullanarak birini aldığımda bana maçı böyle patlatır işte. Şimdi merkez hakem komiteleri değişiyor da değişiyor, değişiyor, değişecek de. Peki bir şey değişecek mi? Hayır. Peki nasıl değişir? Ben geçenlerde... Yani tecrübelisin çünkü. Geçenlerde bir arkadaşıma şöyle bir şey yaptım. Ben de Türkiye Futbol Federasyonu'nu lav edelim. Türkiye Futbol Federasyonu'nu lav edince her şey lav oluyor ya. Sonra yeni bir sistem kuralım mesela. Her şey özellikten dışında olması lazım. Yani siyaset futbola karıştığı sürece... Çünkü şöyle bir şey var. Bugün birisi neden kulüp başkanı olmak ister? İş adamı. Çünkü kendi işlerini de arttırıyor bir yandan baktığınızda. Yönetici olduğuna birçok kapı açılıyor. Ya ben alt tarafı bir futbol hakemi olarak Türkiye'de nereye gitsem... Üzerimde federasyon kıyafetli olduğunda çok ciddiyim. Herkes bana kapıyı açıyor. Bir saygınlık oluyor çünkü her şeyden öncesinde. Ondan dolayı da bütün sistemin değişebilmesi için bütün sistemi yok etmek gerekiyor. Çünkü bugün mesela Nihat Özdemir, siz zannediyor musunuz seve seve başkanlık yapıyor? Hiç zannetmem. Ben o konuda... O konuda çok başka duyumlarım da var benim. Hatta ailede şöyle konuşuluyor Nihat Bey'le alakalı. Biz babamızı tanıyamıyoruz falan diyorlar. Yani ne kadar zorunlulukla o görevi yaptığını artık siz düşünün. O kadar zorunlulukla olan bir görevi yapan bir başkanın, ekibinin içinde dönen herhangi bir kumpasları nasıl algılayabilir? Algılayamaz. MHK dediğinizde şimdi. Yani bakın mesela şu anda yeni MHK kurulma muhabbeti var. Tamam. Ve herkes bir şekilde baskı yapıyor. Ve şu anda takımlar baskı yapıyor mesela bu konuda federasyona. Ya bir takım hakem isteyebilir, MHK üyesini isteyebilir mi? İstememeli. Normalde. Evet. Ama öyle bir para var ki futbolda, biliyorsunuz zaten dünyanın en çok kazanan şirketlerinden bir tanesi mantığında bakılıyor futbol sektörüne. Sektör. Yani şu anda bir MHK üyesi bile 25-30 bin lira maaş alıyor. Şimdi doğal olarak da şöyle düşünün. Yani adam normal şartlarda diyelim ki bir yerde yönetici olarak çalışıyor. 5 bin lira maaş alıyor. MHK'de üyelik yapıyor 25-30 bin lira. Büyük para bu. O paradan niye vazgeçsin ki? O yüzden de biraz da aile içerisinde de miras gibi oluyor hakemlik galiba ve ilişkiler o zaman daha da bir karışıyor. Aile içerisinde de şöyle bir şey oluyor. Orada ben asla şeyi sorgulamıyorum. İşte babadan oğula neden geçer, neden olur diye bir şey yok. Babadan oğula geçer, şundan dolayı geçer. Şimdi mesela sizin çocuğunuz var diyelim, siz de futbolcusunuz. Doğal olarak zaten çocuk sizle futbolla beraber büyüyor. Bunu en iyi sizden duyuyor. Hakemlikte de böyle. Ben yani Beşiktaş'ta basketbol oynuyordum Yıldız'da genç. O dönemde futbol hastasıydım. O dönem hatta siz hatırlarsınız Davut Şahinleri. Evet. Yalvarıyordum hocam bir takım kuralım ne olur kadın futbol takımı diye. O zaman olmamıştı. Mesela kesinlikle futbol oynardım. Hakem de olmazdım muhtemelen. Futbolculukta devam ederdim. Şimdi aileden böyle bir şey geldiği için de baktığınızda bayrak devri de ondan kaynaklı. Çünkü aile içerisinde sürekli futbol konuşuluyor. Bu sorun onu değil. Çok anormal karşılamıyorsun bu işi. Ben anormal şunu karşılıyorum. İşte ben MHK üyesiyim. Benim de oğlum var. Benim oğlum maça gidiyor. Atıyorum Antep'e. İkincilik maçına gidiyor. Çok da kötü bir performans uyguluyor. Buradaki tek sıkıntı onun maçına gelen gözlemcisinin sırf bana yamanmak için benim çocuğuma verdiği nottan kaynaklı.
Hiç kimsenin baskı yapmasına gerek yok normal şartlarda. Bunun örneğini çok yaşadık, hala da yaşıyoruz zaten. Peki Burcu Hanım, çok için içinde olduğunuz için ben merak ettim şeyler istesem sorayım o zaman. Mesela bir Rize maçı, Galatasaray Rize, Ali Palabıyık. Hı hı. Şimdi o maçın sonunda bir gol oldu. Hı hı. Malum pozisyon. Yani bana göre de onu yani şöyle duydum. Ben Rize'de herkes mesela Şeref Türü'ndeki herkes gol nasıl olsa iptal olacak diye beklerken gol verildi. Olan oldu. Rize puanını alamadı. Galatasaray 3 puan aldı. O maçın kaderi komple oynandı. Şimdi ben pozisyonu sormuyorum size. Hı hı. Yani size göre faul mu? Pozisyon. Zaten faul. Şeyin iptal olması gerekiyordu. Golün iptal olması gerekiyordu. Şimdi böyle bir bariz karardan sonra hakemlere bir gerekli yaptırımın uygulandığını düşünüyor musunuz? Cezalandırma sistemi. Şöyle bir şey var. Şimdi Süper Lig'den bahsediyoruz. Hadi hakem olarak ben göremedim, yorumlayamadım. Yardımcı hakemim de göremedi, dördüncü hakemim de göremedi diyelim. Var. Var sistemiyle alakalı bir olay var. Var yani kesin var. Var da nerede var yani? Olay o zaten. Bildiğiniz gibi zaten federasyonu Riva kampından izliyorlar ve oradan uzaktan müdahalede bulunuyorlar. Şimdi aynı pozisyona oturuyoruz, hep beraber izliyoruz. Dakikalarca izliyoruz. Aynı kararı veriyoruz hepimiz izlediğimizde. Aynı insanlar da izliyorlar. O zaman bana kimse kalkıp da şey demesin. Direktif almadıklarını iddia etmesin sakın. Bu kadar belli, bariz yani. Hadi hakem göremedi o anda ama vardaki hakem nasıl göremez? Bu kadar da kendini ifşa etmeleri biraz da tuhaf geliyor bana. O yüzden de şunu kaçırıyorlar. Hani bu dünyada ettiğini görmeden gitmezsin konusu vardır ya. Serdar Tatlı'nın gitme nedeni zaten şu anda bu. Çok etti. Buldu. He, niye federasyonu hala göndermiyor? Orada da oturup tartışmak lazım. Serdar Tatlı ne biliyor? Federasyondakiler ne biliyor? Aralarında nasıl bir pazarlık dönüyor şu anda? Peki bir hakem hocasısın. Aynı zamanda artık yani tecrübene dayanarak Fenerbahçe'den o çok konuştuğu pozisyonu da sana soracağım. Yani bunun konuyla alakası yok aslında ama ben de bir futbol sever olarak bunu merak ediyorum. O kime, Ali Şansal'ın oğlun yerinde olsaydın o ikinci sarı kartı verir miydin o pozisyonda? Ben verirdim ya. Verir miydin? Ben verirdim. Ya ben söyleyeyim çünkü. Mesela en basit örneği vereyim. Fırat abinin işte bu haftaki yönettiği maçta Beşiktaş'ta oyuncu içeri giriyor. Penaltının tekrar edilmesi gerekirken ben ettirirdim. Ya ben birazcık böyleyim çünkü. Onlar yorumlarındır tabii, ben merak ettiğim için. Peki Ali Şansal Fenerbahçe Trabzon maçını iyi yönetti mi? Ali Şansal normalde kötü bir hakem ki. Yani o yüzden o performansı da zaten kötüydü. Gerçekten kötü bir hakem. Bakın hani bazı hakemler var. Mesela çok iyi hatırlayacağınız hakemler vardır. İşte Ali Aydın. Mesela çok sempatik. Çok kendince belli bir karakterde olan bir adamdı ama yok. Çünkü yapmıyor. Niye? Sistem uymuyor çünkü. Hakemler niye konuşmuyor, konuşturulmuyor? Şöyle, onu da şöyle bir örnekle vereyim size. Biz hakemler olarak normal şartlarda federasyon bünyesinde bütün bir devlet memuru sorumluluğunda hareket etmek zorundayız. Sosyal medyada bir şey paylaşamayız, onu yapamayız, bunu yapamayız. Ama sigortalı mıyız? Hayır, asla değiliz. Ben bugün maçtan çıkıp ölsem kimse bununla alakalı bir sorumluluk almaz. Şimdi hakemlerle konuşmama olayı, yukarıdan size birisi diyor ki konuşmayacaksınız diyor. Bu arkadaşlar da maalesef belli bir kültürün altyapısında oldukları için, bakın hakemlerin çoğuna, yani şimdikiler, evet yukarıdakiler tamam bir de ama alt kesime bakın. Bundan dolayı da konuşma özgürlüklerinin olmadığını düşünüyorlar. Benim gibi konuşanlar da, işte Deniz gibi sonradan konuşanlar da zaten olaydan birazcık saf dışı bırakılmaya çalışılıyor. Son olarak... Eğer istifası kabul edilirse Merkez Hakem Komitesi başına kim gelir? Adayların kim? Güçlü adayın kim bir de? Ya benim adayım aslında hani birisi MHK Başkanı olacak olsa ben Acun Ilıcalı derim de. Hani her şeyi kurtarır da. Ama şu an elimizdekilere baktığımızda söylentilere göre bir Mustafa Çulcu başkanlığı konuşuluyor. Mustafa Çulcu olursa İstanbul'dan Süleyman Abay'ın ekipte olacağı konuşuluyor. Trabzonspor'un Hamza Mısır konusunda çok ciddi baskılar da yapıldığı konuşuluyor. Onun dışında da... Kemal Dinçer ismi geçiyor. Kemal Dinçer ismi geçiyor. Hani buradaki sürpriz tamamen şeye bağlı ya. Ben yine söylüyorum. Yani federasyon buna karar verecekse herkes kendi yönetebileceği adamları istiyor orada.
kendi yaptırımlarını uygulayabileceği şekilde. En güçlü adayın kim? Yani mantığın, yani senin ya gönlündeki demiyorum yani. Mustafa Çulcu zaten daha önce de olduğu için yine Mustafa Çulcu ekibi olur. Eğer Hamza Mısır'ı görsek, Süleyman Abay'ı da orada görsek tam evet. Böyle federasyonun oynatabileceği şekilde bir MHK görürüz. Yine hakem performansını kötü görürüz. Asla zerrede değişim olmaz. Seni yayının başında beklettiğim için bir kere daha özür diliyorum. Ben teşekkür ederim bu arada. Anlayışın için sağ olasın. Hakem konusunda çok çarpıcı açıklamaların da oldu. Bundan ses getireceğini düşünüyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Yakın zamanda tekrar görüşeceğiz. Her zaman. Sağ olasın. Değişik bir program oldu. Renkli konuklarımız oldu. Özellikle Burcu Hanım'ın açıklamaları herhalde ilginizi çekmiştir. Aboneliklerinizle güçleniyoruz. O yüzden abonelik konusunda bir kez daha hassasiyetinizi rica ediyorum. Yorumlarınız her zaman takibimizde. İlginize teşekkür ederiz. Bir başka yayında yine böyle güzel konuklarla karşınızda olmak umuduyla.